Spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün konuklarımız Mahmut Alpaslan ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri ve gelişmeleri konuşacağız. Tabii ağırlıklı olarak Trend Yol Süper Lig'in 6. haftasındaki maçlarını değerlendirmeye çalışacağımızı ifade edelim. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Yayınlar olsun. Nasılsınız? Iyi Bomba gibi şükür hamdolsun. Sen nasılsın? İyi çok şükür biz de. Onur Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Derbi haftasıydı Onur'la da uzun oldu gibi bir araya gelemedik değil mi Onur? Evet hocam. zaman oldu. Bayağı oldu denk gelemedik. Evet. Neredeyse kış oluyor. o kadar uzun olamaz hocam ya. Binada oldu, denk oldu, 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 Binada oldu. denk geliyoruz canım. Binada zaten hep denk Aynen. Yayınlarda denk gelemedik. Yayında bugün neyse hasret giderirsiniz artık onu <laughs> derbi haftası malum. Hem derbiyi konuşacağız. Dün akşama gideceğiz Beşiktaş Eyüp Sporu mağlup etti. Bir haftanın sonuçlarını hatırlayalım. Hem günün programına da bakalım. Ardından detaylı bir şekilde maçları da konuşacağız. Atakaş Şatay Spor Sipey Bodrum'a 1-0 mağlup oldu. Tümosan Konya Spor'la Net Global Sivas Spor arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3 golle geçmeyi başardı. Çaykur Rizespor'la Samsun Spor arasındaki mücadelede Gülen taraf Samsun Spor oldu 1-0'lık skorla. Kasımpaşa Antalya maçında gol sesi çıkmadı. Beşiktaş dün İKAS Eyüpspor'u Sporu 2-1 mağlup etti. Adana Demirsporla Spor'la Korendon Alanya Spor arasındaki maçta ise kazanan taraf Korendon Alanya spor oldu. 2-0'lık skorla. Bugün iki maç var. Bu iki maçla birlikte Trent Yol Süper Lig'in 6. haftasını tamamlayacağız. Saatler 20'yi gösterdiğinde Göztepe Bellona Kayseri Spor'la karşılaşacak. Ve Şenol Güneş yönetimi Trabzonspor'da... Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak... ...Rams Başakşehir... E, ...haftayı bay geçen takım diyelim. E, i̇lerleyen dakikalarda puan durumunu da getiririz ekrana. Çünkü artık 6. hafta itibariyle değil mi şekillenmeye başladı. İlk haftalarda Aynen. hiç bakmıyorduk bile. Ama şimdi yavaş yavaş özellikle tabii derbinin ardından... ...puan durumu da önemli bir noktaya geliyor. Çünkü söylediğimiz gibi... Puan durumu deyince de ligin başlarında direkt aklıma şey geliyor Onur. Aykut Hoca'nın açıklaması vardı ya suni lider diye değil mi? Suni Aykut lider Aynen. Yani o Çünkü tam şekillenmeyen Aynen. haftalar suni, suni lider. olarak değerlendirilen bir şey vardı. Öyle bir kavram çıkmıştı. Şimdi bir anda neyse o aklıma geldi. Konuşuruz <laughs> şu anki lider suni mi gerçek lider mi o konulara da geliriz yine. E, işte tarz. kim var o tepede. <laughs> Derbiyi konuşacağız ama dün akşamla başlayalım. Beşiktaş İKAS Eyüp 2-1 ile geçti. Zorlandı da zaman zaman. Maçın içinde de farklı hikayeler vardı. Genel hatlarıyla Onur Özkan maçı nasıl değerlendiriyorsun? Yani, Beklediğin oyun var mıydı Beşiktaş adına ve Eyüp Spor adına? Ya Eyüp adına vardı. İyi bir takım çünkü gerçekten. Ben bu arada tebrik etmek istiyorum Arda Hoca'yı. Önce Eyüp Spor'dan başlayalım bence. Çünkü Beşiktaş'ı uzun uzun konuşacağız çünkü. Ben hep şu ifadeyi kullanıyorum. Ligimizde teknik adam kalitesinde büyük problemler var diye. İşte Arda Turan, elindeki kadro çok mu iyi bir kadro? Yani ligimizde birçok takımın kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir kadro oluşturdu Arda Turan. Ve bunun sonucunda ortada bir oyun var. Yani net, biz Eyüp Spor'u izliyoruz, diyoruz ki bu bir takımdır. Bir şey oynamak istiyor değil mi? Bir oyun planı, bir şablonları var. E dolayısıyla Eyüp Spor'u buradan kutluyorum. Arda Hoca'yı kutluyorum. Sayın Başkan'ı kutluyorum e, iyi bir iş çıkarttı şu ana kadar Eyüp Spor. Diğer kulüplerimize bence örnek olsun. çünkü düşük bütçelerle bir şey başarılabiliyor demek ki. Ortaya bir akıl konulduğu zaman, hem bir futbol aklı konulduğu zaman iyi bir iş çıkartılabiliyor. Eyüp Spor bunun net bir örneği. Önce onları tebrik ederek başlayalım. Beşiktaş adına şunu söyleyebiliriz. Tabii klişeden başlayalım. Büyük kulüplerin şampiyonluk yarışında kötü oynarken de kazanması hep önemlidir. Bu bir klişedir ama doğru bir klişedir. Ama bir diğer taraftan da oyun bir şey anlatır her zaman size. Beşiktaş'ın oyununu bir okumamız lazım. Beşiktaş'ın oyunu düşüşte. Ki bence çok normal bu. Önce şöyle başlayalım. Beşiktaş'ın oyununu bir tarif etmemiz gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ın oyununu tarif ederken çok iyi bir set takımı mı ya da çok iyi bir pas takımı mı? Hayır. Beşiktaş çok net bir baskı takımı ve reaksiyon takımı. Şimdi siz çok iyi ve baskı ve reaksiyon takımıysanız eğer bu yüksek bir efor gerektirir yüksek eforda bir saatten sonra yıpratıcılığa yol açar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu oyunu haftalar boyunca sürekli istikrarlı bir şekilde oynaması çok mümkün değil zaten. Çünkü 90 dakika boyunca hem mental hem fiziki açıdan yıpratıcılık var. Şimdi fiziki açıdan nedir yıpratıcılık? Baskı yapıyorsunuz sürekli. Yani top rakibe geçtiği zaman ya da siz topu kaptırdığınız zaman anında bir baskı, yüksek tempoda bir baskı, savunmayı öne çıkartıyorsunuz, temaslı oynuyorsunuz. Mental yorgunluk nasıl oluyor? Reaksiyon veriyorsunuz sürekli. Yani Beşiktaş takımında herhangi bir oyuncunun 90 dakikanın yarım dakikasında bile konsantrasyonu kaybetmesi mümkün değil. Çünkü her an bir reaksiyon veriyorsunuz. Rakip topu kaptırıyor, reaksiyon. Topu kazanıyorsunuz, reaksiyon. Hep. Çok aktif bir takım Beşiktaş saha içinde. Böyle olunca bir yıpranma söz konusu olacak. Hep ben bunu ifade etmiştim. Bu yıpranmanın etkileri şu an kendini gösteriyor. Nedir burada kritik nokta? bu yıpranma süreçlerini milli araya kadar en azından Beşiktaş kazanarak geçirirse, yani ligin zil, zirvesinde kalabilirse bu farklarla, ondan sonra çok daha iyi bir görüntü çizebilir Beşiktaş ama toparlamak için son şunu söyleyeyim, bana göre Beşiktaş adına lig yeni başlıyor. Çünkü 3 kulvar başlıyor artık. Avrupa, sonra Türkiye Kupası başlayacak, lig derken yıpratıcılık artacak. Benim için Beşiktaş adına görmek istediğim dönem Kasım Aralık dönemleri. Eğer bu takım Broncos'ta beraber Kasım Aralık aylarında da bu oyununu oynar. Kazanmaya devam ederse ara transferde gelecek hamlelerle beraber Beşiktaş sonuna kadar bu işi götürür. Ama Kasım Aralık çok kritik bence Beşiktaş açısından. Mahmut Hocam siz nasıl buldunuz Beşiktaş'ı dün? Eyüp Spor karşısında iki takımın da oyununu genel hatlarıyla yorumlayalım. Ardından detaylara ineceğiz zaten. Önce öndürürüm tespitleri. Hakikaten doğru. Gerçek. Şimdi sevgili Arda Turan'ı tebrik etmek lazım. Çok akıllıydı zaten. Futbolculuk döneminde de akıllıydı. Ama her akıllı da işte futbolcu hoca olamıyor. Ama işte onu da almak lazım. Çalıştığın Aynen. hocalardan bir şeyler kapmakla. Alt yukarı kadar. Nerelerde? Çünkü Şanslı hep bu konuda. Hep seviyesi yüksek yerlerde çalıştı, hocalarla çalıştı. İyi bir takım yapmışlar. Böyle takımlarımızın ligde sayısı fazlalaşırsa büyük takımlarımızın da kendilerinin nerede olduklarını, neler sunacaklarını görmek açısından iyi olur. Hem Türk futbol açısından iyi olur. Çünkü devamlayıp her hafta farklı aktiviteli takımları görmüş olur. Yani çok inişli çıkışlı takımlarla oynadığınız zaman kendinizi de göremiyorsunuz. Yani şimdi Beşiktaş tabii yeni bir hamle yaptı, yeni bir yapılanma diyelim ki her sene yapılanıyoruz biz de. Yeni bir farklı farklılık fakat Beşiktaş'ı şöyle okumak lazım. Ben bunu sezon başında da söyledim. Daha hala da söylüyorum. Ve en son gelen Jomaraya'dan yarı çıkıp ona bir yer bulun. Açık değil o. Gözünüzü seveyim onun merkezine çekin. Yerine çekin ki size oyun sunsun. Burada hoca karar verecek. el saatiyle mi oynayacaksın Jomaraya'yla mı oynayacaksın? Yeri orası. Açık maçık dediğiniz zaman kanadı kırık oluyor. Tek kanatlı oluyorsun. Olmuyor, gitmiyor. Ya Semih'i monte edeceksiniz oraya. Diyeceksiniz ki ben bu çocuğu oynatacağım açık maçık değil ama açık yapacağım. Buradan bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü tek kanatla olmuyor. ise bir şeyler çırpınmayı çırpın, sorar ama yok. Çünkü John hepimizin bildiği herkes de biliyordur. Takip etmişler. John oynadığı yer işte 8 numara gibidir. Ve orada da hakikaten iyidir. Ee, bak ben geçen sezonun... Benfica'da oynamıştı Borcan. Şimit Fondan oynattı oynat onu. Şimit oynattı ama değil.